Bir günlüğüne kadın olsan ilk ne yapardın? Hayrına engine verirdim. Cennetin kapısının yarısını açar bu. Bir kadının ilk neresine bakarsın? Abi sorma. Gözlerine de ya. Siktirecek mi? Ya kardeşim. Türk kadınını tarif ederken kullanacağın üç kelime. Çay bardağı abi. Çay bardağı abi. Türk erkeğini. Emrullah. Neyi var Emrullah'ın abi? Az Türkçe. Bol mizah. Peki bu Türk kadında ne eksik baba? Abi onu söylemeyek. Bak biri var ya harbiden yollanacak. Kar beni insan gibi sikmez bak. Kar beni insan gibi sikmez bak. Türk erkeğinde ne eksik? Türk erkeğinde dalga eksik abi. Ablam da gülüyor. Keyfi yerinde ablacığım sağ ol. Türk kadını mı Rus kadını mı? Türk kadını abi. Götüm yemeği engin. Götüm yemeği engin. Engin de diyor Türk kadını. Sanki ömründe Rus karısı gör. Evlenene kadar bakirdim. Evlenene kadar bakirdim. Kadınlar ne ister? Kadınlar ilgi ister hacı abi. Aç bırak, susuz bırak durur ama ilgisiz durmaz kadın. Erkek kaçar ne gider. Ister? Erkek de karnı doydu mu yetiyor erkeğin abi. Ablam da gülüyor. Keyfi yerinde ablacığım sağ ol. Sarışın sevmiyorum. Esmer seviyorum ben. Sarışın sevmiyorum. Esmer seviyorum ben. Hoşlandığın birine ilgini nasıl belli edersin? Sataşarak sanırım. Nasıl sataşın kız? Yani ne bileyim böyle el kol çakası falan olabilir. Bir erkeğin ilk neresine bakarsın? Gözlerine. Ne renk olmalı gözler? Kahve. Kahve rengi? Evet, sarışın sevmiyorum. Esmer seviyorum ben. Türk erkeğini tarif ederken kullanacağın üç kelime. Salak, salak, salak. Bismillahirrahmanirrahim. Kıskanç, diktatör, diktatör. Türk kadınını tarif ederken kullanacağın üç kelime. Ay şey, akılda kurmaca var şimdi. Tamam, dürüst olacağım. Kıskançlık bizde de çok var. Ne ölçüde? Çok ölçüde ya. Uçan kuştan kıskananlar var. Ben gerçekten çok kıskanıyorum. Sen de böylesin. Evet. Kıskandığın zaman ne yaparsın? Genelde trip atarım. Ne şey, atsana bir trip. Ne bileyim. Tamam, küstük görüşmüyoruz daha. Türk erkeğinde eksik olan üç özellik. Akıl. Sarışın sevmiyorum. Esmer seviyorum ben. Abelazı bir röportaj mı? Kadınlar ne ister? Erotik yok artı 18 yok abicim. Oo. Abi kadınlar ne ister? Ben sana bir söyleyeyim mi? Kadınlar para ister. İlgi ister, gezmek ister, başka hiçbir şey istemez abi. Muz, İtalya muz ister. Değil, bence kadınlar para istemez, kadınlar sevgi ister bence. Hayır. Çok romantiksin bak. Kaç. Abelazı bir röportaj mı? Erotik yok artı 18 yok abicim. Peki erkekler ne ister erkekler? Abi erkekler... Esası verdi ama. Doğru söylüyor değil. Doğru söylüyor değil. Bir günlüğüne kadın olsan ilk ne yapardın? Bir erkeğe verirdim. Aslan yapardım. Aslan yapardım. Kandırdım kendime. Abelazı bir röportaj bu. Kes. Kes. Ben sıçtım. Ben sıçtım. Büyük sıçtım bence. Bence de. Türk kadınında eksik olan üçü. Beyin. 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 Al abla sen bunu. Bunu vurabiliyor musun bununla? Bununla vurabiliyorsun. Ben sıçtım. Büyük sıçtım bence. Şimdi linç yemek istemiyorum. Türk erkeğinde eksik olan üç şey. Bir kısmında karakter, saygı ve sevgi. Saygı da mı yok? Saygı da yok. Türk erkeği saygısız mı olur? Evet. Bir kısmı saygısız, bir kısmı sevgisiz. Saygı varsa sevgi yok, sevgi varsa saygı yok. Şimdi linç yemek istemiyorum. Yedin o gitti. Ben ne cevaplıyordum? Kadınla asla tahammül edemem dediğim bir özellik. Herhalde egolu olmalı. Bazıları çok egolu. Egoluymuşsunuz. Aha benim için konuşamaz ki, ben öyle değilim. Onun için konuşamaz da ağzını kırarmış. Peki bir günlüğün erkek olsan ilk ne yapardın? Büyük ihtimalle sabaha kadar dışarıda kalırdım. Kızken de yapabilirsin. Yapamıyoruz işte. Senin orada ne işin var? Onlar kimdi? Yok işte bu saatte neden dışarıdasın? Bir günlüğüne kız olsan ilk ne yapardın? Abi ben direkt köprü altından para kazanırdım. Ben sıçtım, ben sıçtım. Büyük sıçtım bence. Bence de. Geldi gönlümün şampiyonu geldi. Ne haber? Çocuğum benzin 33 lira olmuş. Gülşen çok. Oğlum bana ne de? Gülşen çok. Oğlum bana ne de? Oh diyoruz değil mi? Baba! Yani olacak bunlar. Dur çocuğum baban dertli. Daha da olacak. Benzin kaç lira olursa seni rahatsız eder? Şu anda da rahatsız ediyor. Ama sesimiz çıkmıyor. Çıkamıyor. Nereye çıkartacağız sesimizi ki? Nereye çıkartacağız sesimizi ki? Ya da çıkartana ne oluyor? Herkes memnun demek. Yüksek ev kiraları sorununda sence suçlu kim? Ev sahibi mi yoksa kiracı mı? Ev sahibi. Niye lan? Yüksek ev kirasını o belirliyor abi. Abi adam yatırımını yapmış. Almış evini. Ya mutlaka da işte yani durumu buraya getirenler suçlu. Yenge temiz atlet, çamaşır falan hazırlıyoruz. Gelecekle ilgili en büyük kaygın ne? Yani hiçbir şey bırakamayacağız çocuklara gelecekle ilgili. Yenge temiz atlet, çamaşır filan. Gülşen çok. Oğlum bana ne de? Bu zamlar bizi yedi, mahvetti. Zamanlar çok fena oldu. Biraz rahat edinsin insanlar yani. Edemiyoruz. Nasıl olur. Rahat edeceğiz? İşte onu bilemiyoruz biz de. Başımıza iş alırız. Avrupa Birliği nedir? Neyimizi beğenmiyorlar sence? Temizlikten uzakız. Temizlikten uzakız. Ne bileyim nereye gidersek bizi kötü biliyorlar. Ama onların suçu. Tabii.
İstemiyorlar bizi. Hukuk, adalet yok diyorlar. Ondan olabilir mi acaba? Biz zayıf kalıyoruz herhalde. Nasıl kuvvetleniriz? Bilgiye sahip olmamız lazım. Zamlarla olmaz herhalde. Olmaz abi. Bu zamlar bizi yedi, mahvetti. Sen lazım emekli misin abi? Emekliyim. Ne kadar maaş alıyorsun? 7,5 lira para abi. Hakikaten yetmiyor. Emekli kaç para maaş almalı? Hiç olmaz. 15'e doğru falan çıkması lazım. Sağ olasın. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim.